çok güzel bir arabayla beraberiz. Hatta uzun zamandır yoktuk. Yoktum yani kendi açımdan konuşmam gerekirse. Ama geri dönüşümüz çok güzel oldu. Şimdi arabayı birazdan detaylıca inceleyeceğiz. Bugün böyle sohbetvari gidecek. Yanında da Mehmet hocam var. Sohbetvari gidecek. Kameramızı çeken birisi yok. Kendi işimizi kendimiz göreceğiz. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Onlar bizim için çok önemli. Daha güzel videolarla da karşınızda olacağım. Şimdi arabaya geçelim. Şurada faturası var herhalde değil mi hocam? Evet, burada faturası var. Bu faturanın orijinali de çok kısa bir süre önce torpidonun altında bir zarf buldum. Hı-hı. Tesadüf böyle torpidonun arasına sıkışmış. Bu zarfın içinden orijinalini de çıkardım aldım. O günkü fiyatı 0507.99 24 milyar 605 milyon lira. Evet, milyarın olduğu dönem. 6-0 atılmadan önce. O zaman satıldığı yer Tekirdağ. Ben de zaten arabayı Tekirdağ'dan gidip almıştım. Aynı şehirde kalmış herhalde. Hep aynı şehirde. Tek sahip, ikinci sahip ben oldum. Çok güzel gerçekten. Aldığımda 15 yaşındaydı. 5 yıl önce, şimdi 20 yaşında. Şöyle. Ay. Bugün biraz daha böyle vlog bari gideceğiz. Müzik kutusuna koyalım. Orada mı gözü kutusu? Bir de orada var. Buraya. Onları ben yaptım ama. Ha, bu Opel'in malzemeleri. Ben Opel için almıştım açıkçası. Bu Jaguar'ım yoktu. Sonra bu arabayı satın alınca hatırıma geldi. Opel'i satmıştım o arada. Hı hı. Hemen gittim oradan iki tane aldım. Bu üstteki kılıfı fazla zedelemeyecek şekilde birazcık aşağı indirdik. Orijinal bir aynen, ekipman renk, olmuş aynı yani. Olduğu için orijinal şöyle bu tarafta da var. Yani tabii torpido bu arabada çok ufak. Bagaj çok. Evet. Büyük araba ama sanki iki kişi seyahat etsin diye. Arka tarafı göstermedik ama arkadaşlar hani ne geniş ne dar. Aslında 4 kişilik bir araba. 5. kişiye çok da fazla yer de yok. Şurada değişik detaylar vardı. Bunları gösterirsek anlatırız hocam. Bir tane video çekmiştik. O çok fazla içimize silmeyince tekrar çektik. Hatta şimdi burada da anlatırız. Burada. Tabii. Bu aracın telefonu. Telefon kutusu daha doğrusu. Batarya muhtemelen çalışmaz vaziyetteydi. Evet. Biz o yüzden bunu aldığımızda telefonun burada bir aparatı vardı. İçinde Motorola telefon çıkıyor ama Jaguar marka logosu üzerine takılmış, yapıştırılmış. Ben onun bataryasını çok aradım. Bulamayınca söktüm onu. Daha sonra söktükten sonra bu aparatı da söktüm ki o haliyle belki bir şekilde çalıştırabiliriz diye. Şimdi sadece böyle telefon kutusu olarak sabit. Burada başka bardaklık vesaire var. Heh. Şöyle bir şey var. Bozuk paraları koyduğumuz bir çekmece var. Bu çok işe yarıyor. Bütün bozuk paralar burada. Bardaklık açıkçası bir tane burada var ama onun içerisinde işte aksesuarlar, anahtar yani, vesaire koyuyorum. Şu tuş, bu spor tuşu. Bu da devir daha geç atıyor herhalde. Evet. Torpidosunda mesela yine ilginç ayrıntılar var. Böyle bir askılık çıkıyor. Aa, bu çok güzelmiş yani. Bugüne. Burada bir bardaklık yapılmış ama hiç fonksiyonel yani de şey. Bu arabanın orijinal kitapçığı. Evet. Bunun içerisinden bir tane Türkçe, bir tane İngilizce çıkıyor. İngilizce'deki o ayrıntıları göstereyim. Yani o zaman çok ayrıntıyla evet, yapmışlar. Şurada mesela kabartmalar, Jaguar, kedi kafası. Şurada kraliçenin 3 tane damgası var. Kraliyet ailesiyle olan Jaguar'ın ilişkisi de orada belli edilmiş. Çevirisi yapılan Türkçe katalog çok iyi değildi. Öyle bazen mi? Problem olunca orijinaline bakıyordum ben. Bir de burada en önemli şey radyo koduyla sigortalardır biliyorsun. En fazla kullanıcının ihtiyaç duyacak. İlk aldığımda zaten aküsü çok zayıfmış. Hı-hı. Radyo kodu gerekti. İnternette bir site var açıkçası. Ben bunu buradan bulamadım. Teybini söktükten sonra seri numarasını yazıyorsun. Kodunu veriyor. Şimdi ben bunun için o noktada bir kendimce bir şey buldum. Servis yaptırırken sağ olsunlar Peugeot'daki arkadaşlara yaptırmıştım. Hı hı. Peugeot'ların akülerinde bir mandal var. Artı kutbu her defasında cıvatayla sökmüyorsun. Evet. Mandalla basıyorsunuz açılıyor. Bu da ne için bu demiştim. Yangın vesaire durumunda akünün kutup başını sökme için zaman kaybetmiyorsunuz. Hı hı. Mandala dokunuyorsun hemen arabanın elektriğini kesiyor. Daha sonra bu arabanın da aküsünü bunu çünkü uzun süre bıraktığım da oluyor. Yazın belki 1-1,5 ay falan kullanmadığım oluyordu arabayı. Yani. Akü zayıflıyor. O dönemde zayıflayıp bu sıkıntı yaşamayalım diye en son servise götürdüğümde o klipsli şeyden kutup başından taktırdım. Tabii söktüğünüz zaman hemen teybin kodu gidiyor. Orijinal bir de teybimiz. Orijinal teyp açıkçası bunu kaset çalar çalışmıyor. Sonra ben bir yurt dışı seyahatinde bunun aynısından buldum. Bir tane satın aldım. Onun da kodunu bulduk. Onun teybi çok güzel çalışıyordu. Hı hı. Onda bir hata yaptı. Teyplere takılan aparatlar var biliyorsun kaset şeklinde. O taktıktan sonra teyp yine arıza yaptı. Zanlı burada. Teybi bozan. Ama bu da hani günümüz arabalarında, teypli arabalarda yani mecbur aslında buna teybi buna çıkarmak şey istemedim yapıyoruz. Bu görüntü çünkü ya hiçbir şekilde bunun yerine gelmeyecek. Hatta şurada Dolby 20 yaşında bir araba olduğu için illaki hoparlörleri falan zayıflamış, bozulmuş, ses kalitesi düşmüş olabilir ama ben onu o haliyle seviyorum. Buraya kalkıp da yani yeni bir sistem falan koyup ben bunu fonksiyonel olmasını istemiyorum. Bu hali benim için yeterli. 150 tane şunlar kasetimiz var. Isıtma, soğutma. Evet, onlar şöyle hemen şey yapabiliriz şuradan. Elektrikli koltuklarımız var ve gerçekten şu anda
Hafızayı da aldı. Marşımıza verelim. Kilometreyi de görelim. Geliyor. Evet, 445 binde. Ortalama şu anda 14 yakıyor. Bu bazen kırmızı ışıkta... Gerçek mi pek? İnşallah değildir. Bazen kırmızı ışıkta 70-80 100'e kadar çıktığı oluyor. Ama onların gerçek olduğunu sanmıyorum. Bu arada kaç tekrar biz bahsedelim. 3 litre... Hah, instant fuel. Bak işte bu. Şu anda 99 yakıyor. Rantedeyken 99 litre. Evet. 3 litre V6. 3.0 V6. 245 beygirdi yanlış yaklaşık, hatırlamıyorsam. Doğru. 10 saniyede falan da tabii o zamanlar. Torku var. Evet, torku zaten hissediyorsunuz benzinle. İlla ki motor gücünde kayıp olmuştur ama benim bugüne kadar kullandığım en süratli araba bu. Benim de öyle. Onu zaten şimdi sürüşte de bahsederiz. Şurada işte gene hafızalı koltuklarımız var. Bunlar gerçek ahşap. Gerçekten kaliteli bir ahşap. Ahşabında belki de en iyisini kullanmışlar. Kesinlikle. Göğsümüz diri. Burası da yani plastik ama yine yumuşak. Açıkçası plastik arasında. Burası için ben birkaç sene önce Kosova'ya gitmiştim. Orada bir Jaguar hurdacı da buldum. Ondan söktüm aldım. Çünkü şu benimkinde bir miktar deformasyon vardı. Burası da kapanmıyordu bu kapak. Evet. Şunda da sorun vardı. Şimdi bunların hepsi sorunsuz çalışıyor. Alabileceğim her şeyi aldım. Sunroof'um arızalıydı. Komple sunroof oradan aldım getirdim. Evet, sunroof'umuz var şöyle. Sunroof'um sorunsuz çalışıyor. Sunroof'u ben gündüz pek kullanan birisi değilim çünkü güneş ışığı rahatsız ettiği zaman çok bir anlamı yok ama gece gerçekten güzel havalarda. Ve iç rengi de arabanın böyle daha da geniş gösteriyor. Şimdi siyah belki, şey, doğru, açık renk. Siyah daha ciddi ama bu... Dostlar, aracımız 4 vites. Evet, gemi kalktı. Limandan ayrılıyoruz yavaş yavaş. Ara ara böyle gazına basınca titremeyi görüyorsun. Şöyle bir... Buradan dönüyoruz. Frenler geçen haftadakine göre daha iyi. Çünkü frenler sen ilk sürdüğünde bir gün önce değiştirilmişti. Çok yumuşaktı. Şimdi yavaş yavaş kendini bulmaya başladı. O gazı tokatladıktan sonraki. Arabanın nasıl atıldığını görüyorsun. Ya bu bence gerçek zevk. Akıyor resmen ya. Gerçekten çok güzel bir duygu. Size sürüşünden çok fazla nasıl bahsedeyim bilmiyorum. Lüks bir araba kullandığınızı hissediyorsunuz. Hani hangi yılda olursanız olun. Alış hikayesini dinleyelim hocam sizden bir defa. 2014 senesinde ders programı değiştikten sonra bir boş günüm oldu benim. Arabalara zaten meraklı bir tipim. Evet. Bu arabaya olan ilgimi de daha önceden anlatmıştım. Yani gençliğimde bu araba çıktığında bir araba fuarına gitmiştik. Araba fuarında bütün arabaları incelememize izin vermişlerdi. Ama bu arabaya geldim ki benim en çok merak ettiğim araçtı o zaman. S-Type yeni çıkmıştı. Satıcı elemanlar bu arabayı kimseye açmıyoruz dediler. O zamandan beri içimde ukde kalmıştı herhalde. Demek ki yıllar sonra. Yani 15 sene sonra. Çoğu arabacı adam da var o ya. Yani 15 yıl sonra evet. Çocukluk hayalini, gençlik hayalini. Evet. İnternetten bu arabalara zaten bakınıyordum. Çorlu'da böyle ilk sahibinden olduğu yazan bir araba vardı. Kilometre çok yüksek ama en azından kilometrenin oynanmadığının da göstergesi bu. Yani 80 binde, 100 binde deyip de insanları kandırmayan bir araba vardı. Aldığımdan 400 bindeydi araba. Evet. Telefon açtım, bayiye hikayesini sordum. Şöyle söyledi işte, ilk sahibi yanımızda bir fabrikaları var. Onlar aldılar, bize verdiler, bizden başka araç aldılar. Tabii bu arabayı verip fiyat bayisinden ne aldığını da düşünüyor insan. O da ayrı bir tartışma konusu. Sonrasında tamam dedim, ben yarın sabah geliyorum o zaman. Arabanın boyasını hemen soruyorsunuz ama tabii yani. Arabanın hasar kaydıyla fiyat aşağı yukarı aynıydı o dönem. İşte 15 yaşındaydı ben aldığımda. 15 yaşında hiç kazasız olduğu zaman bu arabaları fabrikalar geri aldı. Bu kapısı boyanmış, şurası şey. Araba
komple boyalıydı. Ha var mıdır bu arabanın iç boyasızı? Birkaç yıl sonra buldum aslında. 100 küsür binde. O da ilk sahibinden. Fahiş bir fiyat. O zamanlar bu şeyde trafik sisteminde kontrol edilebiliyordu. Ya çok önemli değil. Benim arabam da hani fazla el değiştirmemiş. İlk sahibinden fiyat bayine, bayiden de bana geçti. Ben hala ikinci sahibi olarak görüyorum kendimi. Umduğumu buldum diyeyim. Bir noktada rengi internette biraz daha mavimsiydi. Burada biraz tabii, daha yeşil. Tabii kamerada da fark edersiniz. Bravo. O çok çok o zaman şeydi. iPhone'lar çıkmamıştı. Yani. Dindik sabahtan ben bayi açmadan bayinin kapısındaydım. Gece bekçisi sağ olsun bizi misafir etti. Çay bir şeyler. Siz tabii heyecanlısınız. Çocukluk hayali. Yani orada tabii yaş geçtikten sonra o noktada hani çocukluktaki heyecan kalmamıştı. Hani evet. Bunu 20 sene önce verecektim bana ama o zaman da 20 sene önce aldığım gün muhtemelen bir yerden aşağı uçardım ben. Bu kadar süratli bir arabayla. Tabii o zamana göre aslında 245 beygir. Aynen 3 öyle. Litre yani. Hani evet. Çok yani şu zaman herhalde 500-600 beygirlerine gibi, mi tekabül ediyor? Gibi. Artı yaş 20 küsür. Tabii yani gençlik çok, çok de var. Çok tehlikeli bir dönem o noktada. Tabii alırken ben yine sağına soluna bakıyorum ya Allah Allah dediler. Yani biz bir ikinci el arabada bu kadar inceleyen görmedik. Ya ben aslında arabayı incelerken arabayı tanıyorum orada. Yani onlar anlamıyorlar. Daha önceden ben Jaguar kullanmadım. Evet. Büyük arabalar kullandım mı? Evet kullandım ama Jaguar şey farklı bir şeydi. Biraz Mercedes'çi tarafımız var onun. Bu aralar almayı düşündüğüm araba. S? S320. Sağdan geçebiliriz. Amcaya yol verelim. Şu anda böyle Ankara'nın da sokaklarında geziyoruz. Ya burası Ankara'da benim en sevdiğim mahallelerden bir tanesidir. Yani trafik noktasında sakin olduğu için belki Mebus Evleri Mahallesi. Burada bir dede dostunu ziyarete gidiyoruz şimdi. Evet. Ben de sohbet ediyoruz beraber, araba muhabbet ediyoruz. Bu arada bayide araba bir süredir de yatıyormuş da yani. Üstü falan bayağı tozluydu. Yatmaktan dolayı bir şey olmuş mu? Ya hiçbir şey olmadı. Kontağına vurdum. Tek marşta diyorsun. Aynen tek marşta. Ha muhtemelen onlar aküsünü değiştirmişlerdi ben gelmeden. Yani, çünkü yattığı de. İçin ama çok iyi bir akü takmamışlar. Sonuçta bayi ellerindeki bir arabanın aküsünü takıp bana verdiler. Ankara'ya kadar geldim o. Gelirken yolda ilk aldığım şey hemen İstanbul'dan çıkarken o otosanayicilerin oradan geçerken arabanın filtrelerini hemen aldım. Çünkü ben her aldığım arabanın yağını filtresini... Kesinlikle bakım çok çok önemli. Sonuçta 20 yaşında ve 400 bin kilometrede bir araba. Şimdi 445 oldu işte. Geçenlerde 444.444'ü çektim. Yani... Bu arada arkadaşlar az önce videoyu durdurduk. Çünkü netlemeyi yapmamış kameramız. Oradan da sizden özür dileriz eğer böyle kötü bir görüntü varsa. Ama sohbet güzel oldu. Bizi mutlu etti. O yüzden hatta hani ilerleyen videolarda da biraz daha hani bu tarz böyle sohbet muhabbet tarzına gidelim diyorum. Yapalım. Bu arada gerçekten çok güzel sokaklar. Eğer Ankara yolunuz düşerse Ankara'yı, ben İstanbul'dayım. Ankara'yı çok çok fazla sevdiğim ya da beğendiğim söylenemez ama böyle nadide değerleri de güzel oluyor. Bu arada bu dar yerlerden de. Evet dedim ya buranın en büyük sorunu güneş görmemesi. Bir de park yeri problemi. Ama çok sakin bir sokaktır. Acayip. Hatta sen... biraz ileride böyle burayı dikine kesen bir sokak var. Pek çok insan orada fotoğraf çektirir. Öyle mi? Hep ha. Ağaçlarla donatılmış. Ama gerçekten şöyle gösterelim hocam isterseniz takipçilerde şöyle sokağımızı. Jaguar'ımızın kamerayı... logosu da orada. Logoyu da gösterelim. Evet dostlar böyleydi. Jaguar S-Type'ımız. Yani dış çekimlerimiz var. Bu video böyle iki parça halinde çektiğimiz için şey olabilir. Ama Mehmet hocamla tam bir arabacı aslında kendisi. Ya, tam bizden. Estağfurullah. Hatta sizin Mercedes'iniz de vardı değil mi? Bir gün de onunla çekim yapıyoruz. Evet sizin Mercedes'imiz var. Hatta başka arabalar da. Sizin muhabbetiniz bence sevecekler arkadaşlar. İnşallah. Yani tekrar hatırlatayım. Abone olmayı unutmayalım kanalımıza. Daha fazla yoğunlaşmamız için. Ben bu Jaguar beyefendiyle tanıştığım için çok mutluyum. Dostlar diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. İyi günler.